بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Kastamonu 264 dersten önce önerme. O bu noktadan böyle bakarsanız anlayış kolay olur. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efaline kadere fetva verdin ki beşerin zalim eliyle onları sana musallat ediyor? Bir kanuniyet var burada. O okunacak, o var. Bir. İki, beşerin zulmü içinde kaderin adaletini görmesen, olayları aleminde ifade edemezsin. O zaman kadere güvenmekten gelen teslimiyet, huzuru göremezsin. Kaderde... Örnek verebilir miyiz? Gelecek. Konuyu gelecek onlar. O zaman kadere güvenmekten gelen teslimiyet, huzuru göremezsin. Gamdan, kederden kurtulamazsın. Beşerin zulmü içindeki kaderin adaleti. Başka bir yer, yani noktayı nazar. Aşılama. Aşıdan bahsedeceğim bu derste. Ama... Çok kolay olacak bu mevzu kavramanızda bu başlıklar. Çünkü çalışarak geldiğim için. Aşılama, aşıda ne anlıyorsunuz? Böyle bir gövde düşünün. Ya buradan keserler veya buradan bir tanesini keserler. Bu kadar şeyler çıkarken bir tane farklı çıkıyor. Tamam. Bu da lazım olacak biraz daha. Mevzuyu anlamamıza misal çok güzel yardım edecek. Mesela 5-6 tane daldan bir tanesi diyelim ki armut varken bir tanesine, işte bir dalına, bir gövdesine şeftali veya işte o cinsten bir şey koymuş. Allah Allah. Bu sefer bakarsın bir ağaçta 5 tane, 6 tane farklı meyve görebilirsin. Bu mozaik bir ağaç. İnsan da böyledir. Aşılama, insan aşılanıyor. Aşılamak, farkındalığı ortadan kaldırıyor. Cemiyetin aşılaması, farkındalığı ortadan kaldırıyor. Ama müsbeti de var. Kendinden çıkartıp başka şey oluyorsun. Ve ne yaptığını ve nereye vesile olduğunu anlamıyor. Cemiyetin bir aşılamasından bahsedeceğim. Cemiyet aşılıyor insanı. Aşı ne demek? Farkındalığı ortadan kaldırıyor cemiyetin aşısı. Ve ne yaptığını ve nereye vesile olduğunu anlamaz hale geliyorsun. Aşılanmış kişi aslının dışından besleniyor demektir. Yani aşılama damara yapılır. İnsanda da damar olur ve terkiz zor olur, seciye olur. Aşılama damara yapılır, damarın olur. Nefs-emmare'de ne vardı? Sayabilir misiniz? His, heves, heva, damar, tabiat. Damar. Aşı damardan yapılıyor. Damar olur. Damardan verilir. Damar olursa da seciye mal olur. Karakter olur. Ve bu dersi dinlerken, daha başlamadım dersi. Bizimle alakası yok. Dışarıdakilere hitap ediliyor dersen, en büyük tehlike kendini tehlikesiz zannetmektir. Bana bir şey olmaz, bu ders bana bakmıyor diye dinlersen, bu aşı sana yapılmış demektir. Aşılanmışsın demektir. Aşının fiziksel bir şeyi bu. Başka bir madde.
Sünnete her mugayir şey, sünnete, sünnet-i seniye her mugayir, zıt bir şey, insana vehim ve vesvese olarak döner. Tamam. Şimdi bu kadar. Noktayı nazardan sonra mevzumuz Kastamonu 264. Birden hatıra gelen bir meseledir. Her şeyde, her musibette, hususan beşer eliyle gelen zulümlü musibetlerde Risale-i Kader'de beyan edildiği gibi iki sebep var. Her şeyde parmağın kırıldı. Ailede sorunu var. İş yerine sıkıntı oldu. Alem İslam'da dert var. Ekonomi kriz geçirdin. Sağlık sorunu yaşıyorsun. En güvendiğin kişilerden darbe yedin. Ne bileyim, ummadığın kişiler diyor. Hepsine, her şeyde diyor. Bunun dışında bir şey var mı? Her şeyde, her musibette ama, musibette atlediğin her şeyde, hususan Allah canibinden değil, beşer eliyle gelen zulümlü musibetlerde, zulüm, yani seni içsel çöküntüye götürüyor, o da zalim oluyor. Burada Risale-i Kader'de beyan edildiği gibi iki sebep var. Göremezsek hebe'an mensure gider, o belayı, o musibeti çekeriz, hiçbir faydası olmadan da kaybolur gider. Eğer biz bunu fark edersek, farkındalığa gelirsek, bu sefer o musibetten hidayet neşunema bulur. Yani dertler bana derman imiş hakikati tevazu eder ve ruhun imbisatına vesile olur. Bilerek cümleleri kullanıyorum. Çalıştığım için söylüyorum. Bir kanuniyet zikredecek. Ya o kadar niye şey yaptın? Burada bir olay anlatacak. Belki olay basittir gibi gözüküyor, senaryo. Ama hakikatin bir ucudur. Her bir hadise hakikatin ucudur, simgeselliğidir. Yani Yusuf'u tarihin derinliklerinde anlarsan Yusuf olamazsın. Yusuf olamayınca da asrın adamı olamazsın. Eğer Musa'yı tarihin derinliklerinde ararsan, başkasının hayatını okuyorum zannedersen Kur'an'da, o zaman Firavun'u da göremezsin. İbrahim'i olamazsın. İbrahim olamadın mı? İbrahim'i meşrep, İssevi meşrep, Yusuf'u meşrepten haberimiz olmaz ve kaybolup gideriz. İsalaşmak demek, İssevi meşrebi alemimize uyandırmaktır. İbrahim'i bir meşrep. İbrahim'in meşrep neydi? Şefkat. İki tane. Şefkat ve tefekkür. Sekizinci söz Yusuf'tur. Kuyu meselesi. Kuyu meselesi. O kuyu misali, sekizinci sözdeki kuyu misalini İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın suhufunda Allah vermiş örneği. Bunu 18. mektubun Filistesinde yazıyor usta. Semavidir. Şimdi bu olaylarda kaderin iki tane, bak Risale-i Kader'de beyan edildiği gibi iki sebep var. Birisi zahiren esbaba bakan beşerdir. Yani bizi, hepimizi bir ayran, diğerlerinden ayran bir tane. Yani olayın gözün, kulağın, elin, burnun, dilin zahiri görünüşte bakıp değerlendiririz. Ama bunu zahiren esbaba bakan beşerdir. Hani Allah sebeplerle yapıyor. Sebeplerin en müessiri de insandır. Sebep yoluyla oluyor. Diğeri, yani bu olayı anlatacağım olayı, bizzat bir ya beşer yapıyor, beşer eliyle oluyor veya diğeri kader ilahidir. Yani sevgili arkadaşlar, bunlar aslında
sosyolojiyken hariçte bizdeki karşılığı psikolojiktir. Olayları doğru yorumlamak. Doğru yorumlamak. Eğer olayları doğru malzemelerle yorumlayamazsak lehimizde olan şey aleyhimize döner. Her şeye doğru yorumlamak. Onu aslı ile ifade etmek. Sahibi ile değerlendirmek. Doğru yöntem budur. Ama onu nasıl muvaffak olacağız sorusuna işte bu derslere katılmak ve okumak ve bu dersleri harice zannetmek. Benle alakası yok. Bu harici anlatılması gereken demek. Oysa o aşılanmışsın demektir. Dersin dışını atıyor seni. Öyle bir iğne vurmuşlar ki damara, damar. Dersi, okunan dersi benle alakası yok. Dışarıdakilerin demek. Yani bizi dersin dışına bırakacak kadar tesirli bir iğne yemişiz demektir. Diğeri demiştik kader ilahidir. Beşer zahiri esbaba bakar, bazen yanlış eder, zulmeder. Bak ne acayip, ne acayip kanunlar ya. Şu cümleye bak. Beşer zahiri esbaba bakar. Ya arkadaşlar, böyle dinledik, okudunuz, çok okudunuz, hepiniz okuduk, beraber mutala ediniz. Biraz böyle aşınamız olduğundan dolayı hayret etmiyoruz, tamam mı? Aslında böyle daha yeni okuyormuş gibi, ustadın tabiriyle 80, bir yerde 20 yaşındaymışım gibi ilk defa geldim ve ilk defa dinliyorum tarzına bakarsak, bakalım bu dersten ben ne alacağım? Dersin kendisi değil, burada okunan mevzu kanuniyeti bende hangi olayı çözecek? Çözemediğim bir sürü kafamda sorunlar var. Bakayım hangi olayıma formül olacak? Şablon olacak. Tamam. Ben bu konuda böyle notlar alıyorum. Bakın arkadaşlar. Notlar alarak yapıyorum. Ondan sonra çıkıyorum. Bak. Yunanistan'daki dersmiş. Fransa'daki dersmiş. Bremerhaven'deki dersmiş. Böyle notlar çalışarak veya defter. Yani kanuniyeti. Şey demek istiyorum. Kanuniyetini aldık mı harika oluyor. Olayın kendisine çıkıyorsun. Alemimizde artık Yusufi bir meşrep, İsevi ve Musevi, aynı zamanda Muhammedi bir meşrep inkısanla inkişaf ediyor. Çok harika şey ya. Mübalağa etmiyorum, göreceksiniz. Bir de okuyacağım. Beşer zahir esbaba bakar, bazen yanlış eder, zulmeder. Fakat kader başka noktalara bakar, adalet eder. Kader Esma-i İlahiye'nin bütünlüğüdür kader. Esma var esma. Esma-i Hüsna'da ne var? Esma-i Fiiliye, Esma-i Hüsna, Esma-i Failiye hepsi. Yani esma deyince ne anlıyorsak hepsinin bütünlüğü, alem-i büyük insan denilen kainata, büyük insan ya, o büyük insana nasıl tecelli ediyorsa kader, unutma, küçük kainat olan insanda da aynıdır. Çünkü insan küçük kainattır. Çünkü kainat büyük insandır. Orada cari olan bir kanun, kader. Orada var olan bir kader. Burada da bilkuvve caridir. Çekirdekte bilkuvve olan bir kanuniyet, ağaçta bir fiildir. Ağaçtaki bir fiile bir fiil denilir. Bir fiil. Tekrar meyvenin içindeki çekirdekte bilkuvveye dönüşür. Toprak, çekirdek, ağaç, tekrar meyve ve meyvenin içindeki çekirdek. Yani tekrar birbirine dönüşüyor. Bil kuvveden başladı, bil fiil olarak ifade edildi. Tekrar kendisini bil kuvveye nakletti. İşte çekirdek-ağaç ilişkisi, ustadımız diyor ki, insan bir çekirdeğe benzer diyor. Değil mi? İnsan bir çekirdek. Çekirdekteki kanun aynı bizde de cari. Başka nerede kullanıyoruz da? Güneş, dünya ilişkisini söylüyor. Değil mi? Güneş, dünya ilişkisini, çekirdek, ağaç ilişkisini anlatıyor. Demek ki
kader başka noktalara bakar, adalet eder. Bize ne taşıyor bu? Sebeplerden çıkmayacağız. Mücadelemizi, gereken esbab alemindeki adımları atacağız ama iç dünyamızı kuyudan çıkartacağız. Tamam. Bu tamam beşerin eliyle geliyor ama o adam benim suçumu bilmiyor ki, suçumu bilerek bana tokatlıyor. Bana suçu veren Allah'tır. Yani o taraf. Fakat bunu kullanıyor. O zaman ben de sebepler noktasında riayet edeceğim ama iç alemimde şunu demem. Ne yaptım da başıma geldi? Niye geldi? Olmaması lazım. Ben hak etmemiştim. Ben hak etmedim. Bu bana zulümdür. Gibi kuyulara inmeyiz. Bu kuyudur. Hapisliktir. Kader başka noktalara bakar, adalet eder. İşte bu günlerde elim bir endişeyle, elim, Risale-i Nur dairesine temas eden üç mesele, şimdi okuyacağım konu, üç mesele, adalet-i kaderiye noktasında, kaderin adaleti noktasında, kaderde zulüm yoktur. Kader hem ne yapmışsa adalettir. Kaderde zulüm yoktur. Zulüm onu yanlış yorumlayandadır. Kader, insanı nefsi gururdan, cüz-i ihtiyari, ademi mesuliyetten kurtarmak için, olduğu için akaide girmiş. Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden Allah'a yakınıyeti artar, ahirete yakınıyeti artar, efendim ilmi irfan artar demiyor değil mi? Men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden kederden emin olur. Yani kader anlayışımız artarsa, yani insan kederden emin olur. Yani kendini yorumlarsa emin olur. O zaman rahat eder. Kaderde hedef insandır. Çok şaşırıcı, çok yani bayağı sesler geliyor. Çok acayip sesler geliyor. Çok da o derinden ve dağın tepelerindeki insanlardan tenkitler geliyor. Çok ama. Ve en masum ifadeyle meşhur bir kardeşimiz var deniliyor. Meşhur ama kaderini dinledim, kader desini zerre kadar anlamamış. Bu kardeşimize cevap, el cevap doğrudur. Doğru söylüyor. Beni kastediyor. Niçin biliyor musunuz? Amentu billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusuli vel yevmil ahir ve bil kader. Var ya altı. Şimdi Allah'a iman edersek, Allah'a ilim yaparsak, hani bunu anlatmıştım size. Allah'ı tanırız. Allah'taki kasıt esmadır daha. Biz sıfata geçemedik. Allah hakkında ne biliyorsanız sakın ha. Mahiyeti zatıyla hiç alakası yok. Hiç. Hep esmadadır. Amentu billahi. Ve melaiketi. Yani bizim dışımızda bir şey Allah. Ve melaiketi. Bizim dışımızda bir şey. Meleklere ait ilmimiz, irfanımız artarsa melekleri alemimizde yakın hissederiz ve meliklerimiz, maliklerimiz uyanır. Melaike hariçte aramazsın. Allah'a amentu billahi inkişaf ederse Allah hariçte aramazsın. Allah hariçte aramazsın. Allah ile kendi aranda duvar örersin. Ve melaiketi maliklerimiz, malik olduklarımız, meliklerimiz, istidat ve kabiliyetlerimiz. Dahildeki karşılığı melaike. Melaike'yi hariçte ararsan bunu kaybedersin. Ve kütübihi. Kendi kitabını oku, kendi Kur'an'ını. Çünkü raftaki Kur'an değil, o Kur'an'a giydirilen libastır. Kur'an, okuyan kişi de uyanandır. Oku kitabını denilecek. Ve Resulî, yani Muhammed'i meşrebini uyandırmak. Değil mi? Ve bil ahireti, ahiret. Yani insanın noktayı istimdadını, o dersi inkişaf ettirmek. Ve bu beş taneyi hazmeden kişi, kadere iman edince elde edeceği kişidir. Yani Ahmet-i Bilat'ta hedef hariçtir. Ama tefekkürle dahili getirebiliyorsun. Neyse ben şey. Ahmet-i Bilat Allah hariçtir. Hedef. Ve melaiketi hariçtir. Ve kütübi hariçtir. Ve Resulü benim dışımda. Peygamber hariçtir. Ve liyomil ahir hariçtir. Peki kader nedir? Kadere inkişaf edersek, ilmini yaparsak ne bezde inkişaf eder? Allah'a ilmimi ilim yaparsak
Allah'ın mahiyeti, sıfatı, şuurunatı vesaire inkişaf eder. Kaderde inkişaf edersek neyimiz gelişir? Kederden emin olur, netice o. Kader insandır. Çünkü kader risalesinin dört hatvesi enfusidir. Onun için kader zordur. Çünkü Allah'ı anlamak, Allah'ı tanımak kolaydır. Bir de bu sözüme şey yapıyorlar. Allah'ı anlamak, tanımak kolaydır. İnsan kendisini tanıması zordur. Men arefe nefse fakat arefe Rabbehu. İnsan zordur çünkü insanın eseri yoktur. İnsanın kitabı yoktur. İnsanın peygamberi yoktur. Onun için Allah diyor ki kendini tanı, onunla beni tanıyacaksın. İnsan kendisi kendisine dönür. Hep böyle gazete gibi harici okuyoruz. İşte kaderi anlamak, enfusi tefekkürle kader iyi hazmedilir. Evet, teneffüs ettirmiş oldum bak. Adalet-i kaderiye noktasında kader nedir dedim, ben hulasa ettim. Büyük insan olan kainatı, küçük kainat olan insan arasındaki ilişkiyi fark etme seviyendir kader seviye. Çünkü ikisi aynı. Kur'an mesela kaderdir. İnsan canlı bir Kur'an'dır. Kainattır kader. İnsan küçük kainattır. Üç tane şey birbirinin aynısıdır. Kur'an-ı Kebir-i Kainat. Kainata Kur'an diyor. 15. şu anda. Aynı o kainata insan ekber diyor. Aynı o kainata aynı şey deniyor. Kur'an-ı Kebir-i Kainat, insan ekber ve 48. sayfa muhakematta İslamiyet diyor. İnsan. Yani eğer küçük dairede göremiyorsan büyük dairede. Mevzuyu uzatmayayım ama kaderle alakalı olduğundan bu kadar demek ihtiyacını duydum. Adalet-i kaderiye noktasında manevi suale cevaben ihtar edildi. Birinci sual. Bu kadar konuştuğumuz sebebi 3 tane sual kanuniyetini almak. Olayın kendisinde takılmayın. Olay kanuniyet bizi nereye taşıyacak? Hangi alemimize şablon olacak? Birinci sual. Neden fedakar, yüksek bir şefkati taşıyan valide, valideleri anlatıyor. Fedakar, sonra şefkat demiyor. Yüksek şefkati. İsrafı kelam yok. Yüksek şefkati taşıyan valide bu zamanda velidinin malından irsiyet almasından mahrum edildi. Kader müsaade eyledi. Niye? Beşer zulmetti. Yani şimdi mesela TC kanunlarında, bilmiyorum yeni düzenleme olmuş mu şimdiye kadar, çocuğun malından anne alamıyordu. Şeriatta kaçta kaç alıyor? 6'da 1. 6'da 1 alıyor. Onu men etmiş. Yani kader niye müsaade eyledi? Açıp hiç elin, beşerin, TC kanunlarına bakmıyor. Niye beşer böyle, vay zalim falan, sokakta varalım, çıkalım falan, bayrak asalım, mitingler yapalım demiyor. Kader ediyor. Kader mesela, işin başında fail ya kader. Ustad hep böyle kullanıyor. Kader diyor bizi buraya sevk etti diyor. Kader riskimizi buraya tayin etti diyor. Tayinatımızı o şey yaptı diyor. Kader tokatladı diyor. Dikkat ederseniz kader hakkında ustad kullandığı tabirlere, kader işin başında bulunan fail-i muhtardır. Kader sevk etti, kader adalet etti, kader bizi bir yere topladı, kader rızkımızı tayin etti. Tamam. Kader şöyle yaptı, kader böyle yaptı, öyle demiyor. Baksana kader işin başında bulunan fail-i muhtardır. İnsan da fail-i muhtar değil mi? Evet. El cevap, gelen cevap şu, fail-i muhtar tabii. Niye beşerin eliyle anneleri evladına bu kadar fedakar olduğu halde, yüksek şefkatli olduğu halde evladında malından niye mahrum etti? Şimdi bir kaderin, yani kader, yani Allah'ın esması, insan çok emniyetli olduğundan her işini, adımını takip ediyor.
adımını takip ediyor. Gelen cevap şu. Nereden gelmişse. Nereden gelmişse bilmiyorum. Ve cevabım budur. İçimden geldi demiyor. Gelen cevap. Valideler bu asırda, iyi dinleyin ve iyi yaslanın şimdi. Valideler bu asırda, anneler, bir aşılama suretinde şefkatlerini yanlış bir tarzda sarf etmeleridir ki, evladım şan, şeref, rütbe, memuriyet kazansın diye bütün kuvvetleriyle evlatlarını dünyaya, mekteplere sevk ediyorlar. Şimdi ben size aşılamadan bahsettim. Biraz mübalağaydı belki, değil mi? Çok biraz uzatmıştım zannediyorum. Bak şimdi işte kullan. Aşı. Ya bunu kesersiniz. Tamam. Komple aşı yaparsınız. Hiç anlamazsınız. Bütün bu. Kökleri unutturur sana. Kökünü unutturur. Kökenin unutursun. Aslını unutursun. Örfünü, ananeni unutursun. Her şeyini unutursun. Hiçbir alamet yok. Ama filizler içinden bir tanesini kesersen mozaik bir insan olursun. Evet, Anadolu çocuğusun. Namusun da var ama namussuzluğun da var yani. Şunun da var, bunun da var ama. Tamam. Dürüstlüğün var ama hainliğin de var yani. Bakarsın hangi adamdır falan. Nasıl bir adam? Mozaik bir adam. Çünkü burada bir dalı kesmiş. Acayip bir şey ya. Onun için bir insan olamaz yani kafiri mutlak olduklarını, ondan bahsetmiyorum Müslüman. Olamaz mutlak şer. Mutlak hayır var. Hatta her batıl mezhepte dahi bir tane hakikat vardır. Değil? Ama biz ne yapıyoruz? Tak diye atıyoruz. Ya mozaik bir insan ya. Tamam. Bir bakıyorsun adam, bir tarafına bakıyorsun hain. Bir tarafına bakıyorsun ağlıyor. Bir taraftan bakıyorsun sabaha kadar namaz kılıyor. Bir bakıyorsun sabahleyin adamı dolandırıyor. Bir taraftan bak şimdi, bir taraftan nafile namaz kılıyor. Benim nurcum baktan şaşılanmış. Öteki tarafta kaza namazı duruyor. Tuhaflığa bak yani. Bir taraftan bir bakıyorsun çarşaflı, bir bakıyorsun dili yılan, dili yılan. Durmuyor. Bir bakıyorsun delikanlı, adam gibi bir adam, bir bakıyorsun özel hayatında rezil kepaze. Yani acayip bir şey yani, mozaik. Böyle bir ağaç düşünün yani, dallı. Yani demek ki bir yerini aşılamışlar. Aşı. Mozaik insan. Bir aşılama suretinde. Peki. Anneler nasıl bedel ödemiş? Ne yapmış anneler? O yüksek şefkatlerini yanlış bir tarzda sarf etmeleridir ki. Mesela sizin hiç alakası yok, ben söyleyeyim de. Haşa tövbe estağfurullah, sizin hiç alakası olur mu? Benim de hiç alakası zaten hiç yok da. Sabahleyin 5'te 6'da acımasız olarak o bebeği kaldırır çocuğu. Hadi oğlum. Sırtına da yükü yüklerler. Sonradan bel hastası olsun diye. Kasta zaaf olsun, kambur olsun diye. O kula kaldırıyor değil mi? Hiç acımadan, şefkati titremeden. Tamam. Doğru yapıyor belki. Ama tatil günü, pazar günü namaz kılacak değil mi? Ha gittim odasına. Çok acıdım, kıyamadım, uyandıramadım. Ama bizimkilerle yok böyle bir şey. Bizimkiler yapmaz aşağı. Başkaları. Sabah namazına kaldırmıyoruz. Ya öyle mışıl mışıl uyuyordu ki. Kıyamadım. Ama mektep için ise hadi yavrum kızım çabuk ya mektebe ya. İbadetten şey mektebe geç kalıyorsun. Ya. Sonra o çocuk ne yapar? O çocuk ne yapar biliyor musun? Bak, ben demiyorum. Bana kızacaklar. Zaten kızdıklarını kızıyorlar. Demediklerini bırakmadılar. Biraz da söylesinler, hakkım helal olsun. Yeter ki dinliyorlar demek ki beni tenkit ediyorlar. Demek ki dinliyorlar. Tenkit ettiklerine göre dinliyorlar. Tamam, 69'dan okuyacağım Mesnevi'den. Düz okuyacağım. Arkadaş, kalp ile ruhun hastalığı nispetinde felsefe, mektep derslerine, ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. O hastalık marazı da mektep, fen, sebep-sonuç ilişkisini anlatan mektep der şeyi,
O hastalık marazı da ulumu akliye tevagül etmek nispetindedir. Ya çocuğa bak ya, hiç edep falan bir çocuğu sen bozmuşsun. O hastalık marazı diyor, maraz. Sif okul dersleriyle donatmak marazdır. Maraz ne demek? Hastalık. Hastalık. Ruhsal hastalığa maraz derler. Bak bir daha okuyayım. Kalp ve ruhun hastalığı nispetinde felsefe ilimlerine, felsefe deyince okuldaki o şey değil. Yani sebep sonuç ilişkisine bağlanıp Allah ile kopmak her şey. Felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. O hastalık marazı da ulumu akliye tavagul etmek nispetindedir. Demek manevi olan hastalıklar, yani çocuk beni dinlemiyor, hırçın, söz dinlemiyor, hocam ben çocuğu nasıl terbiye edeceğim, bir sürü feveran ediyor, bir sürü yazı yazıyor, hala cevap vermediniz. Neyi vereceğim kardeşim? Motoru yaktın sana, ne cevap vereceğim? Dersler de veriyor. Demek manevi olan hastalıklar insanları akli ilimlere teşvik ve sevk eder. Anne böyledir ki bunu da böyle sevk ediyor. Ve o akliyat ile iştigal eden, sırf akıl derslerini donatan verme demiyoruz. Ama o nispette olmasa en azından mektebe gösterdiğin ihtimamın yarısı kadar dine ihtimam yaparsan, o akliyat ile iştigal eden çocuk emraz-ı kalbeye müptela olur. Kalp hastalığına müptela olur. Sayfa çocuk? 69. Mesnevi'nin 69. Bir de okuyayım. Ve akliyat ile iştigal eden, yani aklı talim kalbi terbiye etmese, sırf akılla donatsan ve akliyat ile iştigal eden emraz-ı kalbiyeye, kalp hastalığına müptela olur. Çocuğu mırçındır, laf dinlemiyor, bize şey demiyor, hocam odadan çıkmıyor, artık bilmem şey, şunu bilmem, işte bu, sen zamanla yaptın kardeşim, böyle aşıladın, gittin. Şeftaliyi veya eriyi aşıladın, hocam armut çıktı. Olur mu şey? Böyle bir şey olur mu? Buzdolabında sıcak su olur mu? Çay yapacaksan git ocaktan al. Kardeşim, dert hepimizin. Bir şeyleri tahrip etmek için anlatmıyorum. Mektebe gönder, göndereceksin. Ama Allah aşkına, bu kadar yapamasan bile biraz dinde hassas ol. Çocuğa dini şey de ver. Pecmude bir şekilde çocuğu dershaneye ve camiye gönderiyorsun. Ama okula gideceği zaman şu giydirdiğin, yedirdiğin tertemiz elbiselere bir bakıyorsun. Burada tepecikler. Yani çocuk çakalla mı boğuşmuş? Çakalla mı boğuşmuş? Bilmem tilkiyle mi boğuşmuş? Böyle değil. Çamur patak içinde sokakta çocuk. Öyle terden soğuk. O da çocukla çikolata vermesek o da gelmeyecek yani. Çocuğa çikolata vaat ettik de onun için sokaktan geliyor. Hadi oğlum ben diye kızıma oğluma dedim git camiye gitmiyor. Okula öyle mi yapıyorsun? Alışana kadar birinci sınıf sıranın yanında oturuyoruz. He? Sen kapıda burada durdun mu çocuğun dershanede bir Kur'an'ı? Hangi anneye rastladınız? Benim oğlum alim olacak diyeni duydunuz mu? Benim oğlum doktor olacak, pilot olacak diyor. Çocuğu hep telkin ediyoruz böyle. Ondan sonra niye bizim çocuk olmuyor? Buzdolabına suyu koyarsan soğur kardeşim. Niye su soğudu denilir mi? Aşılama. Niye? Fatma Hanım da böyle yapıyor. Aşı Hanım da öyle yapıyor. Herkes böyle yapıyor. Hepimiz öyle yapmadık mı okul okurken? Ne derler diye okumadık. Ne derler diye o üniversite imtihanlarını öyle tercih etmedik. Ne derler diye arabaya biniyoruz, libas falan bir şey yapıyoruz. Acayip bir şey değil mi? Kocasının yanında peşmide tamamen dağıtmış. Sokağa çıkacağı zaman yarım saat aynadan çıkmıyor. Hep samana mı soracaksın? Bir de ben sana sorayım. Kocana bu hal. Sen kime peki süslenip püslenip çıkıyorsun peki? Yarım saat aynadan. Ha kocan gelmeye saatinde yapsana bunu kendin bana. Ben uyduruyorum haşa, böyle bir şey yok. Keşke olmasaydı da ben yanlış deseydim. Bütün kuvvetleriyle evlatlarını dünyaya mekteplere sevk ediyorlar. Akli ilimlerle donatıyorlar. Akli ilimlerle sif donatırsan emraz-ı kalbiyeye muptela olur. Ondan sonra ne laf dinler ne şey yapar. Gökten gelmedi ki bunlar. Hatta mütedeyin de olsa anne Kur'an'ı ilimlerin okumasından çekip dünya ile bağlarlar. Ben çok gördüm.
ya şu anda biraz erken, ya Kur'an öğrenirse, derslere gelirse okuluna zarar verir ya. Hocam, he hocam, kapıya geldi ya. Çocuk arkadaşlarından dolayı geldi, burada çocuğu alan anneyi biliyor. Hocam okuluna zarar olur diyor ya. Okulu bitsin yaz tatilinde hocam. Ne diyeceğim böyle Allah, hocanız çağırın dedi de inmişti. Duyarsınız yani. Yani çocuğun kafası karışır. Peki mektep okullarına kafası karışır. Dershaneye gönderelim diye niye onu yapmıyorsun? Çocuğa ne zamana kadar vereceksin biliyor musun? 6 yaşına kadar verdim, verdim. Hard disk tamam. Sabit disk böyle yazılıyor. 6. Ondan sonra artık imbisat eder. O zamana kadar. İmam Ali radıyallahu anh 7 yaşında muhakeme akdesi gelir diyor. Ondan önce muhakeme akde olmadığı için hard diske ne yazarsan yaz. Ne yazarsan 5000 tane yabancı lisan koy, hiçbirisi karışmaz. Bulu çağından sonra zaten bir şey veremez. Örtmezsin, çocuktur, büyünce örtünmez. Hocam örtünmüyor. Sen giydirmedin ki örtünsün. Nereden çıktı bu? Uçak bile 300'de gidiyor sonra havalanıyor. Veya inerken böyle iniyor. Bir anda çocuk boya küpüne girip de bir anda tesi başını mı bağlayacak? Bir şey yapmamışsın ki sen. Allah Resulü diyor ki küçük çocukların haya yerleri büyükler gibidir. Örtün. Ha bir de böyle yapmayanları, yani bizim gibi yapmayanları, doğru yapanları da aşağılıyoruz ha. Peki böyle yaptığım halde gene sıkıntı yapıyorsa o zaman Resul değilsin kardeşim. Öyle peygamberler gelmiş ki çocuğu azmış. Nuh Aleyhisselam'ın kimiydi? Kenan. Adem Aleyhisselam'ın nesi? Kabil. Başka? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası. Amcası. Peki. Şeyin Lut Aleyhisselam'ın karısı. Ha, sen vazifeni yap, mesul değilsin. Ama bu duyarlı ol. Bu ders sana şunu vereyim. Ha, ben okula kaldırdığım gibi namaza da kaldırayım. Okula yavrum ders çalıştığını dediğim gibi, yavrum şu namaza baktın mı? Böyle de olmuyorsa daha mesul değilsin yani. Böyle, bunu harca bir, böyle bir şey olsun kafanda. Bu ders budur yani. Hatta mütedeyyin de olsa Kur'an'ı ilimlerin okumasından çekip dünya ile bağlarlar. İşte bu şefkatin bu yanlışından kader bu mahrumiyete mahkum etti. Bu çocuktan da hayır göremiyor. İkinci sual. Birinci sual hakkında benim şöyle bir tuhaf bir noktayı nazarım hatırıma geldi diyen, katkısı olan veya sorusu olan var mı? İkinci suala geçiyorum. Peki, ikinci sual. Risale-i Nur'la münasebetdar olan bazı zatlara acıdım. Niçin? Neden pederlerinin malından hakkı iki sülüs iken o haktan kısmen mahrumiyete kader-i ilahi neden müsaade etti? Kim bu? Erkek mi kız mı? Erkek. He? Üçte iki alıyor. Şimdi kaçta kaç alıyor erkek? Yarı yarıya. Erkek üçte iki, kız üçte bir alması gerekirken şimdi efendim yarı yarıya. Tamam, o TC'nin boş ver orayı. Tam da kader niye müsaade etti? Bak, bunun bir fiil yaşayan bir insanıyım. Babam vefat edince, bunu aynı ben yaşadım. Varisleri, kızı da vardı. Çünkü beni tanıyan var, amca çocuklarım var. Hiç böyle üçte bir, üçte iki yok. Tamam, hop, neyse o. Tamam, peki. İlk önce ben muhatabım demek istiyorum bu dersi. Şu anda okuyacağım yeri. Niye böyle müsaade etti? Risale-i Nur'la münasebetler bazı zatlara acıdım. Ben acımış demek ki. Sizin alakası yok aşağı. Neden pederinin malından hakkı iki sülüs iken o haktan kısmen mahrumiyete kader-i ilahi neden müsaade etti? Gelen cevap başka bir yerden gelmiş. Ustadın değil. Şu asırda öyle acı bir aşılamakla, şimdi erkekler aşılıyor, şimdi bize, biraz önce annelerdi. Ebeveynine hürmet ve peder ve validesinin şefkatlerine mukabil, bila kaydu şart, kemal-i hürmet
ve itaat lazım iken anne babamıza muhabbet, şefkat bila kayıt, şartsız, kemali hürmet, itaat lazım iken biz anne babaya böyle yapacaktık. Ekseriyette o hakiki hürmet ve itaat bozulduğunda, yani gerektiği gibi anama babama muamele yapamadım ben. Bu sefer anne babamın malından da Allah böyle bir çakıverdi. İki sülüs almaktan zulmen mahrum edildin Hasan. Ha? Peki ben şaka mı diyorum? Hayır. Ben vicdanen ve rahatsızım. Anne babama gereken muameleyi yapamadım ben. Artık yaptığım dershanecilikten mi falan yok. Hiçbir bahanem yok. İstesem olur. Mümkün değil. Abi çok yorgunum, zamanım yok. İnanmıyorum. Derse gelmeye hiçbir bahane yok. Hastaydım, ustaydım kesinlikle yok. İnanmıyorum. Çünkü içinizdeyim ben. Ben de sizin gibiyim. Neler ben çektiğimi ben çok iyi biliyorum. Her dersten sonra dayak yediğimi Enes iyi bilir. Her dersten sonra geç kapıyı zile bastığım zaman hiç hesap yok. Belki belediye lastik patladı da onun için geç kaldım. Hayır. Geç kaldınsa derse gitmişsin. Çaktığı zaman yarım daire yapardım. İstisnasız, dayaksız bir dersten dönüştüğümü zor hatırlıyorum. Bedel ödeyecek. Böyle oldum halde. Ha, demek ki anne babama, ebeveynine hürmet, peder ve validesinin şefkatlerine mukabil, bila kaydı şart, kemali hürmet ve itaat lazım iken, ekseriyetle o hakiki hürmet ve itaat bozulduğundan, sizinkiler de yarı yarıya aldı değil mi Adnan? Aynen siz de anne babanıza aynı. Hiç kader şey yok. Ama istisna belki olabiliriz. Olamazsak. İki sülüs almaktan zulme mahrum edildiler. Kader onların kusuruna binaen müsaade etti. Kızlar ise hiç alsınız. Kızlar ise gerçi başka cihetlerde kusurları çok. Kız kardeşlerimizin çok. Çok takozoviçlikleri var. Fakat zafiyetlerine binaen himayetkar ve şefkatkar ellere ziyade muhtaç bulunduklarından hürmetlerini peder ve validelerine karşı ihtiyaçlarını hassasiyetle bir cihette ziyadeleştirdiklerinden beşerin zalim eliyle kardeşlerinin kısmen haklarını muvakkaten onlara vermeye müsaade etti. Muvakkaten. Müsaade etti. Ha? Bir daha söyleyeyim. Muvakkaten. Demek ki gerçi kızların çok kusurları var diyor. Fakat başka cihetlerde kusurları çok. Fakat zafiyetleri var. Zafiyetlerine binaen himayetkar ve şefkatkar ellere ziyade muhtaç bulunduklarında. O da olmamış. Herkes kendi alemine otursun bakalım böyle. Aynen tak diye oturuyor. Abi ben yapmadım. Sen cezamin cinsine. Yani sen yapmadın ama erkekler mesela diyelim ki ben 3 erkeğiz. İle ben yapamadım. Aynen çoğunlukla 3 kişiden %50 bu böyleyiz biz. Muvakkat demesi istikbalde düzelebilir anlamına mı? İnşallah. Çünkü... Ya, şefkatkar elle ziyade muhtaç bulunduklarından hürmetlerini, yani kızlara hürmet, hürmet haramiyetleri demek. Hürmet efendim falan değil. Hürmet haram, mahremden geliyor. Mahrem haram, yani korunmaya muhtaç. Mahrem bir korunmaya ihtiyacı var. Bazı kızların mahremiyeti, yani haram koruma, suru paradır. Bazı abisidir, babasıdır. Hani güçtür yani. Bazılarına servettir. Servetiyle duvar örmüş. Duvar yapmış. Kendisini korumuş. Peder ve validelerine kızlar karşı ihtiyaçlarını hassasiyetle bir cihette ziyadeleştirdiklerinden kızların ihtiyaçları hassas olmuş aslında şey. Çoğalmış. Beşerin zalim eliyle yani gerçi anne babalarına o kadar fazla erkek gibi isyan etmiyor.
Dolayısıyla ama onlar biraz ziyade ihtiyaçları çoğaltmışlar. Suni bir ihtiyaç. Anne babalarına hürmet ettiklerinden biraz beşerin zalim eliyle kardeşlerinin kısmen haklarını muvakkaten onlara vermeye müsaade etti. Yani Deccaliyet döneminden sonra değişecek. Üçüncü sual. Gene bu bizimle hiç alakası yoktu yani. Hele beni öyle eziyor ki. Aynı böyle. Aynı arkadaşlar, ben sizden birisiyim. Sizin lisanı bazılar diyebilir ki, ya beni bilip de mi konuşuyor? Ben senin gibiyim, senin ben. Anadolu insanıyız. Yani beraberiz yani. Bir imtiyazımız yok. Burada Dellal-ı Kur'an olan Said-i Muvakkate makamında oturuyorum. Bu makam benim değil. Bu ders en ziyade benim ihtiyacım var. Ben zevk alıyorum. Dolayısıyla aynen böyle. Çok ilginçtir. Çok ilginçtir. Enes bilir, yakınım olduğu için. Benim kardeşlerimin, kız kardeşlerimin, kardeşlerine yaptığı olayı ve o işi çeviren kişi aynısını kendi kocasının kız kardeşleri yaptı. Mahkemeye verdi. Aynı Kemal'in kız kardeşi. Yani benim kız kardeşim erkek kardeşlerine ne yapmış? Kız kardeşim. O kız kardeşimin kocasının kız kardeşi de dolayısıyla kız kardeşim ve kocasını ikisini mahkemeye vermiş. Erkek kardeşini mahkemeye vermiş ve cayır cayır bütün her şeyini yarıya bölmüş. Men dakka dukka. Çalma kapıyı, çalana kapınır. Kur'an ilan. Allah Allah. Kainatta en yüksek hakikat nedir? İman. Sonra? Namaz. Dediğimi getiremedim sizi. Allah Allah. Evet. Onlar itikatta böyledir. İslam bir de eylemde şöyle bir şey var. İtikatta. Kainatta en büyük hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Bir de şurada bir şey var böyle. Dünyada en yüksek hakikat, belki merak edersiniz, 259. Ben uydurmuyorum. Bazı Almanya'dan geliyor, şeye gelenler, hocam diyor. Almanya'da oldu. Ben 20 seneden beri okuyorum, külliyatta öyle bir cümle yok diyor. Ha. Okuyorum, dedi ki, hiç inan, birkaç defa ne oldu? Hakkını helal et, kusura bakma, sen medeni insansın, öyle böyle diyor. Gelip bakacağım. Geldi, baktı, bunu da göreceksin şimdi. Baktı, vallahi yazıyor dedi ya. İnan. Dedi ki, koydu kafama. Derse, ya biz bunları neyi görmüyoruz? İhtiyaç hissetmediğimiz için. Başka? Başkasına ders yaptığımız için. Başka? Onu bunu tenkit etmek için. Ne bileyim. Değildir herhalde. Tamam. Bak. Dünyada en yüksek hakikat, bakayım okumuş musunuz bunu? Veya ben de okumamıştım. Bugün Murat Dursun gösterdi bana. Öyle mi Murat? Öyle de. Evet, yalan yok. O gösterdi. Evet, dünyada en yüksek hakikat, peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Böyle olur. Dünyada en büyük hakikat. Çocuğun ana babasına değil, ana babanın, peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Ondan daha büyük hakikat yok. Vay be. Geldi bu ana babaya kafa kaldı. Yazıklar olsun Hasan'ın uydurması. Ustadın sözü nedir? Ana babasına karşı gelen bozması canavardır. Ne bozması? İnsan bozması canavardır. Ana babasına karşı gelen hiçbir özür yok. Ne dersen ye. Hayır. İnsan bozması canavardır. Çünkü niye? Dünyada diyor. Kainatta değil. Kainat en büyük hakikat imandır. Bu dünyada. Anladınız mı inceliği?
Evet, dünyada en yüksek hakikat, kainatta en yüksek hakikat iman. Dünyada en yüksek hakikat ilk önce peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Dünyada bu. Kainatta değil. Evet. Çok acayip ya. O zaman kardeşim böyle adam gibi evleneceksin ya. Doğru dürüst bir şey alacaksın. Böyle. Nasıl bir şey yani? Onu dedim başıma bela saldın. Onu bir de devam. Onu bir de bir şey devam. Şaka dedik. Şaka dedik. Gitti Allah rahmet etsin Mustafa. Hasan abi ne kadar doğru söyledi. Kavgada diyor şimdi bunu. Kadın da zaten burasına geldi. Ne dedi? Hasan abi dedi ki baklava yapmasını bilmeyen de evlenemez. Şaka olan şaka dedik. Eha diyor. O da kendisi alsın dedi öyle bilinsin. Tamam. Hak ettik biz de. Şeriatta, dinde ölçüleri biz kaybetmişiz. Bak arabası, ilk önce kaportası var mı? Güzel mi? Dinin dışında hangi sebeple evleniyorsanız Allah Resulü'nün ifadesiyle ondan mahrum olacaksınız diyor. Hadis. Bir kadın, ben bir yerde okudum. Ben 3 biliyordum. Murat dedi ki abi 4 tanedir. Ben de okudum yeni dedi hadis. Tamam. Onu da ekleyelim. O güveniyorum hadis okuduğuna göre. Ben bir kadın 3 şekilde evlenir. Malı için. Değil mi? Malı için. Güzelliği için, diyaneti için alınır. Bir de Murat dedi nesep. Nesebi için. Tamam mı? 4 tane. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam devamında bunda. Dini için alan dinine hissedar. Allah hiç seçtiği için. Din demek Allah yani. Eğer dinin dışına bir sebep seçerseniz o seçtiğiniz sebeplerde mahrum olacaksınız. Malı için alıyorsan malından hayır göremeyeceksin. Güzelliği için alıyorsan onda mahrum olacaksın. Şimdi dinde küfür ulema şöyle saymış. Ben onu hemen zaten bitecek de onun için. Onu da şey yapayım. Çünkü gençler çok olduğundan. Ulemanın ben topladım kenara yazdım. Siz bunu toplamanızda belki de zamanınız bulamayacaksınız. Ben şu lemalara 24. lem üzerine yazdım. Küfür var ya küfür. Denklik. Ulema 6 tane sayıyor. Veya ben o kadar gördüm. 4 tane de ben külliyattan ben buldum ekledim. 4 tanesi bana ait onu söyleyeceğim. Ustad bir farklı bir şey söylüyor. Onu belirtmek için bu size belirteceğim. Zaman biraz değil. Bir kadınla küfür olmak için bir, ulema der ki birinci şart ne? Diyanet. İkinci şart nesep. Soy. Üçüncü şart yani yakın sanat. Yani kendini ve olayları yorumlama. Sanat yani. En büyük sanat yani bir iş yapmak manası değil. Kendini yönetme. Dört, hürriyet. Yani eskide kölelik vardı dersin o hürriyet o değil. Yani tiryakiliklerine köle midir? Neyin kölesidir? Neyi hürriyeti kaldırmış onu? Cemiyet ne der diye açılıyorsa cemiyetin kölesidir. Hürriyetini seni serveden nelerdir? Dinin haram ettiği şeyse kölesin. Dinin haram ettiği şey değilse mesela çaya tiryakilik değil. Mubah değil. Helal olanlarda tiryakilik şey değil, kölelik değil. Yani hürriyetini, yani hürriyet içeriğini ortadan kaldıran şey. Haram nere tirakisen. Dörtlü demiştim değil mi? Beş, kusurdan selamet. Yani bedense. Altı, zenginlik. Yakın olacak. Benim bulduğum ehline istişare etmek. Yedi etti. Sonra istihare etmek. Sonra 8-9 okuyorum. Artık bu 9 tane bunlara baktıktan sonra teslim ve tevekkül. Tabi bunu da yaptıktan sonra evlendik. Artık sabır.
Adamın bir tanesini takkesi delikmiş, bir de dizi delikmiş. Üçte abi naklederdi. O da herhalde Zübeyir abi demiş. Kadının isteği bitmez diyor. Kadın, adam evden çıkarken şunu getir baş üstüne demiş. Vurmuş. Şunu da getir baş üstüne. Vura vura burası delinmiş. Bunlar hepsi gelir mi? Nasıl olacak bu, olur mu? Akşam geliyor. Hani o nerede? Vay. Hani o nerede? Vay. Vura vura burası da delinmiş adam. Şimdi arkadaşlar, ustad burayı bir değişiklik yapıyor ulemanın. Küfürü değişiklik yapıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? İyi dikkat edin ve iyi durun. Şeran koca karıya küfür olmalı. Yani kadın koca küfür demiyor. Koca karıya küfür olmalı. Bundan ne anlıyoruz? Koca karıya küfür. Yani erkek kadına denk olmalı. Ne demek bu? Yani şöyle diyelim ben zihninizi açmak için. Yani ben evleniyorum. Ben kadına denk olmalıyım. Yani birincisi şu. Kadın çok dindardır, ben ona uygun olmam lazım. Veya ben o şırlık, ben ona nasıl denk olacağım? Tamam. Veya nasıl anlıyorsunuz? Koca karıya küfür olmalı. Yani kadın bana küfür değil. Sabun noktasını söyleyemem. O anlam çıkıyor. Küfür daha, küfür. Evlenmedi daha. Sabırla alakası yok şimdi. Evlenmedi. Koca karıya küfür olmalı. Yani birbirine münasip olmalı. Arkadaşlar, evlilikte %60 ortalama, %100'ün %60 ortak tarafınız varsa tamam. Ondan sonra bir gözünüzü kör, bir kulağınızı sağır edip, sabredip devam edin. Tamam. Evlenmeden önce iki gözünüzü 4 yapın, iki kulağınızı 4 açın. Evlendikten sonra Allah rızası için söylüyorum, bir gözünüzü kör, bir kulağınızı sağır. Ben elimden gelseydi evlilerin, kadınların evlendikten sonra bir gözünü kör ederdim, erkeklerin bir kulağını sağır ederdim. O zaman hiçbir kavga olmaz. Adam her şeyi duymaz, kadın her şeyi görmez. Kadın işitseldir, erkek, kadın görseldir. Mesela ama bir kadın avize midir, ampul müdür bilmez. Halının ne cins olduğu önemli değil. Erkek de ne dedin, iyi bir şey söyledim duymuyor. Tamam işte. Neyse. Bir tanesi, çok kişiler demiş ki, ya ne biçim ders yapıyor ya? Demiş, evli mi ya bu? Evet, hakikatla evliyiz. Üçüncü sual, kısa olduğu için ben teneffüs ettireyim dedim. Ama da teneffüs ha. Çok kısadır, şu kadar bir şeydir. Bazı mütedeyin zatların dünyadar haremleri, dünyadar, dindar değil, dini dar. Bazı mütedeyin zatların dünyadar, dünya dar. Dünya çok dar etti. Dünyadar. Dünyadar olan haremi adamın dünyasını dar eder. Ben uydurmuyorum. Dünyadar haremi yüzünden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Yani hanımımızdan, eşimizden dolayı niye sıkıntı çekiyoruz? Bu havalide bu nevi hadiseler çoktur. Ustadım bizde buralarda hiç yok. Hiç yok harcat haber. Evet. Dünyadar diyor ha. Dünya. Söylemiş. Ha? Evet. Kastamonu kaçtı? Tarih? 1900? Hangi tarihler arasında yazılmış? Barla'dan sonra Kastamonu değil, Kastamonu değil mi? Barla'ya ne zaman sürülmüş? 26. Ondan sonra sürülmüş Kastamonu'ya. Kaç sene kalmış Kastamonu'da? 8. Demek ki 26, 8 de koyarsan 34 arası. Demiş ki, dünyadar haremleri yüzünden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Ha şimdi senin, sana şimdi bakıyor. Ben hanımdan dolayı niye sıkıntı çekiyorum? Tamam, soru bu. Oldu mu? Şimdi cevap bakayım neymiş. Ama sizinle gene alakası yok. Hariç. Bu havalide bu nevi hadiseler çoktur. Burada zaten hiç yok.
Önemli değil. Gelen cevap gene başka yerden gelmiş. O mutedeyin zatlar siz tabi ben diyanetlerinin muttezası yani dava ve dinimizin muttezası böyle serbestiyeti nisvan zamanında kadınların serbest olduğu, kadın öne çıkarıp tapıldığı, putlaştırıldığı dönemde öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından o kadınların eliyle tokat yemelerine kader müsaade etti. Mutebakisi bir mübarek hanımın şuursuz müdahalesiyle geri kaldı. Yani öyle serbest kadın var ya, yani serbestiyet-i nisva, yani kadının televizyonla bununla şunla etkilenerek kocasına bir sürü dayatmalar yapıyor. O lazım, bu lazım, bu da lazım, şu da lazım. Adam adeta affedersin, özür dilerim, affınızasın, lazımlık oluyor. Çünkü bu işte özür diliyorum ama Geylani kullanıyor. Bu istekler yerine gelir mi? Bu sefer bu isteklerin yerine getirmek için ek iş yapıyor. Kanaat yok, tevekkül yok. Tamam. Millet ne yapar, ne der? Çıkamıyorum milletin huzuruna. Ya kimseyi davet edemiyorum. Gelin iken düğünde aldığımız halı. Ben nasıl davet edeyim yani? Adam misafir davet edince halıya bakacakmış. Riyakarlık köşesi mesela. Riyakarlık köşesi nedir? Vitrin. Vitrin yeni mutfakta olacak. Niye salonda? Acayip bir şey. Tabak orada. Mutfakta olan şey. Kahve fincanlar mutfakta olacak. Niye oraya konmuş? Bunu ben uydurmadım ha. Bunu Rüştü abinin şeyi. Ne uydurması dersen hürmetsizlik olur. Söylediğim gibi. Dolu ondan yer kaldı. Ha tamam. Mutfakta yer kalmamış. Abdülaziz. Tecrübeyle sabit. Tecrübeyle sabit. Arkadaşlar, gelir gidere denk olmayınca adam derse gelemiyor. İş yapıyor, ek iş yapıyor. Ve derse gelemiyor, kitap okuyamıyor. Uyuyamıyor da gece gündüz. Yani ne oldu, gitti mi geldi. Bak, 223 Kastam'da diyor ki, varlık içinde kahtu gala. Varlık içinde kıtlık yaşıyoruz. Kastamonu, Kastamonu. İnşallah Ayhan şimdi not verir. Bak açtım aynı yeri. Bak. Varlık içinde kat ve derdi maşet. Varlık içinde. Varlık içinde kat ve derdi maşet. Ha atladım. Bu şiddetli maddi ve manevi kıştaki gala yani bir şey elde etmede pahalıya mal olması ve varlık içinde kat ve derdi maşet. Derdi maşet yokluk değil mi? Hayır. Varlık içinde derdi maşet. Hırs. Ben öyle insan biliyorum ki ikinci ve üçüncü dairesi ve arsası var. Tamam. Zorluk çekiyor bir şekilde. Ekonomi zorluğu çekiyor. Gidiyor. Oradan bir tanesini satmaya ona mal rahat etmem için diye. Mal için rahatın kaybedilir mi? Gidiyor faizle para alıyor. Malını satmıyor bir rahat edeyim onu satmıyor. Faizle para alıyor da elimdeki işte ihtiyaçtan giderim. Lan mal rahat etmek için değil miydi? Mal bizim rahatımızı götürdü. O zaman mantık nedir ya? Mal hedef, hizmetçi insan. Hani insan bize hizmet edecekti mal? Arkadaş mal için sıkıntı çekilir mi ya? Mal bizim için çeksin. Bende mi mantıksız var? Ben mi manyağım? Arkadaş sen bir arsa almak için... Bu kadar sıkıntıyı, çoluk çocuğun bu kadar depremi, faiz almakla. Ya ne işin var kardeşim senin? Senin ahiretin yok mu? Niye faizde ev kredisi alıyorsun? Ustak diyor ki faiz her dem gavurlara menfaati var diyor. Ben mi duruyorum? Lamatta geçiyor. Her dem. Gavurlara diyor. Ya kardeşim acayip bir şey ya. Sen geçiniyor musun? Geçiniyorsun. Tamam. Niye bu sıkıntıya giriyorsun? Gece gündüz ne yaptık olan yatırdık mı? Ya nasıl diyeceğiz? Ya tamam ya. Açıkta mısın? Her dem diyor, gavurlara menfaati var diyor. Şakirtlerine banka kapısını kapatmak için girmeyin kapılarına diyor, demiyor mu? Ne işin var kardeşim bankada?
Ustad sen ustadın talebesi değil misin? Niye itaat etmiyorsun? Ne işin var krediyle araba almaya? Ne işin var krediyle bina almaya? Kim diyor? Kim derse desin kardeşim. Ustadın sana öyle demiş. Ustad sana dedi ki her daim bankaların kavga kapısını kapatmak için banka kapısını kapatınız. Şakirtlerine uğramayınız diyor. Kapıya girmeyiniz diyor. Lemat'ta daha acayip söylüyor. Ama menfaati var. Her daim ancak gavurlara menfaati var diyor. Başka hadis-i şerif söyleyeyim ağrına gidecek. Benim ilk önce benim. Haram Müslümana yaramaz. Abi bana yaradı. İslamiyetini sorgula. Kim diyor? At çöp hiçbir sözü yoktur. Asıl mücedid böyle demiş. Asıl mücedid böyle. Girme kardeşim. Bak varlık içinde gala ve derdi maşet kalk. Varlık içinde ya. Ya geçiniyorsun kardeşim. Ya ne giriyorsun bu işlere ya? Abi bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Abi ben falan yerden arıyorum. Telefonu aldım. Evet. Ya ben ev için kredi alacağım. Acaba caiz mi ne dersin? Benim ne diyeceğimi biliyor musun? Rüştü abinin hatırıma geldi Rüştü abi. Niye bu hap şey yapıyorsun? Ya kardeşim ben 16 sene yanında kaldım yani. Bize bu konuda yetiştirdi. Bize yapabildiğimiz kadar şey. Ondan örnek vermeyeyim de nereden vereceğim? Bir gün sinema da çalışan kameraman bir arkadaş var. 1985'te söylüyorum. 85 veya 86. Film çekiyor. Adı bunun işi kameraman. Dedim ki kardeşim bu işi her türlü şeyi çekiyorsun. Her türlü manzarayı çekiyorsun. Ne aklına geliyorsa. Öyle mi? Abi iş itibari yap. Evet. Peki caiz mi? Ben sordum dedi. Bak iyi dinle. Sordum dedi. Kime sordun? Falancaya sordum dedi. İsim vermeyeyim. Şu anda yaşıyor. Peki. Rüştü abiye sordun mu? Sormadım dedi. Bak iyi dinle. Niye sormadın? Ne diyeceğini bildiğim için sordum. Peki. Abi kredi alabilir. Ne diyeceğimi bilmiyor musun? Biliyorum aslında abi. Abi sana kolay gelsin. Selamünaleyküm. Yani vicdanını rahatlatmak için beni abi. Sen dünyada bu haramı yiyeceksin. Kabirde de ben varyoz yiyeceğim. Aptal mıyım ben? O ki haramdan varyoz yiyecekse o haramı bana ver ben yapayım. Senin için ben varyozu niye yiyeyim? Yok kardeş bu konuda ama ustad demiş. Ustad dedikten sonra benden fetva mı istiyorsun? Hazreti Ömer'e göndereceğim seni radıyallahu anh. Hazreti Ömer'e biliyor musunuz ne olduğunu? Neydi o? Dedi ki ya Ömer bak sana bir şey soracağım dedi. Allah Allah. İyi dinleyin. Ne soracaksın dedi. Ya şunu dedi. Hazreti Muhammed'e sordum. Müslüman değil galiba bu. Müslüman değil. Muhammed'e sordum dedi. Şunu sordum. Ne dedi? Bir de cevap aldım dedi. Şöyle bir de sana sormak için geldim dedi. Bir de sana sorayım. Şöyle dedi. Dur dedi cevabını sana getireceğim dedi. İçeriye girdi ne getirdi? Ne yaptı? Hazreti Muhammed'in sorduğun aleyhissalatü vesselam cevabını tatmin olmadın. Cevabı üzerinde benim onun sözü üzerine söz söylememi bekliyorsun. Ha zındık. Kafayı çalmış. Bir de sana sorayım dedi. O ne dedi? Ama bir de sana sorayım. Ha? Al sana cevabı. Ustad dedi mi? Faiz hakkında ne dediği belli mi? Bana niye soruyorsun? Benim sana ne diyeceğim? Hazreti Ömer değilim ki kılıcım olsun ama. Benim biraz dilim kılınç. Arkadaşlar. Duyarsanız Hasan bana fırça attı. Beşerim tabii. Bir sürü kusurlarım da var tabii. Hayır ve muvazene yaparsam. Eğer böyle akaid ve şeyim noktasında meslek ve meşrefe alakalı ise %70 haksız olduğu için çakıyorum. Onun hiç şüphen olmasın. Hiç o konuda tavizim yok. Beşeriyet itibariyle kusurlarımız vardır. Var mı canım? O başka bir şey. Meslek ve meşrebi anlatıyorum. Meslek ve meşrepte bildiğim doğrudan ölüm bile asla ben tersini demem. Bilerek.
Buna siz şahitsiniz. Taksim olaylarının en tehlikeli. Öyle bir komite ki Mossad, M1, M5, CIA, İngiliz ajanlarıyla beraber çalışan bir cemaat, komite. Ey münafık diye hitap etmişim o tarihte. Hükümetle savaşan beni ne yapardı? Öyle mi değil mi? Ey münafık diye ders yaptım. Ey münafık 1, ey münafık 2, ey münafık 3. Devlet de, koca devlet de Türkiye Cumhuriyeti ile savaşan bir komite. Ben o zaman çıktım. Niçin anlatıyorum bunu, riyakarlık olmasın? Kardeşiz yani. Bildiğim bir şeyi, ölümü umrumda değil. Bunu da bir daha bilinsin. Umrumda değil. Ama yanlışım var, doğru zannıyla yapmışım. Bilerek kimseyi aldatmamışım. Burada var olan bir şey asla tersini demem. Bilerek demem. Asla. Beşeriyetim itibariyle bir sürü şey var. Ben ancak inşallah bu noktadan belki Cenab-ı Hak merhamet eder. Bilerek bunun dışında çıkmadım. Bana desinler ki böyle bir ders yaptın. Yanlıştır buraya göre. Vallahi iptal ediyorum. Ediyorum ve cemaati de ilan ediyorum. Diyorum ki şurada böyle konuştum da. Çünkü ben takdir ve tenkit beni almıyor. Ben her an ölümümü bekleyen bir insanım. İnanın. 3 defa %100 ölümden Cenab-ı Hak yeniden ömür verdi. Benim yaşamamam hizmetin dışında hiçbir manası, mantığı yok. Allah şahit olsun. Şahit olun. Allah da şahit olsun. Yalan söylüyorsam kafir olurum. Allah'ı yalana şahit olmaz. Benim hizmetin dışında artık bir hayatta tadım yok. Hizmetin dışında hiçbir şeyim yok. Onun için bilerek yalan demem ve aldatmam. Bu Risale'm böyle dediyse böyledir. Bu böyle midir? Böyledir. Risale'm teslim olacağız. Rahat edeceğiz arkadaşlar. Ders de bitti. Sadakatla dalalete giden yoktur. İlimle dalalete giden çoktur. Ben kapattım. Yeni geldim. Hızlı trenle Polatlı'ya gittim geldim. Çok ciddi bir görüşmelerim oldu. İyi ki oldu. Bu ders belki onlara da ulaşır. Onun için tay ederek fayda tarafını size şey yapacağım. Öyle bir insanla görüşmüşüm ki zahiri ilimleri okumadığı bir ilim gözükmüyor. Yani onun altında ben ezilirim. Fıkıh, usulü fıkıh. Hadis, usulü hadis. Tefsir, usulü tefsir. Her şey acayip yani. Kütüphane. İtimat edin, bu kardeşini söylüyor. Bir insanı metheder miyim? Dev. Zahir ilimlerde dev. Fakat hayatı zikzak. Doğruyu bulamamış. Çünkü elinde Risale-i Nur'dan layık olmadığı için. Vallahi normal bir sizin demediğinizi, yapmayacağınızı şey yapıyor ve söylüyor. Baktım ki o ilim ona istikamete koyamamış. Sebebi ilmin kıblesi olan sadakat yok. Doğruyu bulan da kendisi, bulunacak yerde kendisi. Yani bir hakikata, bir otoritere teslimiyeti yok. Bak fiilen göstereyim. Ebu Bekir Sıddık. Onu oraya taşıyan Sıddık'e teslimiyet. Kıblesinin olmasından kaynaklı. Adalet. 2. sıradadır. Kıblesi Sıddıkiyettir. 3. Osman. Enfusçiliktir. Kıblesi sadakattır. Ali radıyallahu anh ilimdir. Kıblesi sadakattır. 4. sıra. Eğer sadakatı kaldırırsanız buradaki her şey yanlışa hizmet eder. Belam bin Bahura kadar kim alim olacak? Belam bin Bahura elini kaldırınca duası kabul olan adamdı değil mi? Hadiste ve Kur'an'da işaretteydi. Belam bin Bahura. Karun ilimle gitmiş. İlimle giden batan tarihte çoktur. Bak Kastamonu'dan okudum. Bugünkü dersimiz. Ama şöyle yapıyoruz biz bunu. İstikamet rehberine. Orada bir şey oku da gidelim. Buna böyle yapıyorlar. Ve bir daha söylüyorum. Hayretler içinde kaldım. Buna Abdullah Demirtol'a Yalıköy'deki kardeşimiz şahittir. Onunla beraber oturdum. Ona sorarsınız yakınızdadır.
abi diyor, bunlar hep seni mi buluyor dedi ya. Başka bir devletten geliyor. Yani istikamet yok. Acayip acayip, garip, hayret. Benim bir özelliğim de var. Böyle bir insan hep dinlerim. Bakarım, benim bir menfaat olacak, bir öğrenmek bir şey varsa, ha Allah razı olsun, adam niye beni buldu, onu da söyleyeyim. O antika tarafı. Dedi ki, senin dedi iki videonu dinledim, psikoloji. Dedim ki, diyor, ben bu psikoloji denilen şey bir kitaptan nakil değil, bir ilim değil bu. Bu içsel enfusi bir yapının hakikatten dışa vuruşu. Bu adam içte dolaşıyor. Onun için kalktım devletten geldim, ne istiyorsun? Senin yanında bir hafta kalmak istiyorum. Ben bu ilmi almak istiyorum. Ben bir yerde kalmıyorum ki sen kalmasın vesaire. Yani bu olmazsa, yalan söylüyorsam, Kur'an'da da Allah yemin ettiği için söylüyorum, vicdanımla söylüyorum. Bu olmazsa Allah beni kahretsin. Kur'an'ı indiren Allah beni kahretsin. İnandığımı söylüyorum haşa. Bu olmazsa, bir de emir de olmazsa istikamet olamaz. Kim olursan ol. Dev diye vallahi. Son tarihte gördüm en dev alim. Dev ya. Dev. Usul, temel ona 16 temel ilmin belki de 5 6 7 tanesi var adamda. 5 tane de lisan biliyor. Allah vermiş. Fakat buna teslim olmayınca istikamet yok. Zıkzak. Ama çünkü kendin pişir, kendin ye. Kendin bulacaksın doğruyu. Ama biz ne yapıyoruz? Böyle mi dedi Risale? Bitti. Bak ne kadar rahat ediyoruz. Seni bir yere bağlılık, sadakat, evham ve vesveselerden kurtarır. Geceniz mübarek olsun. Son cümlem olsun bir daha. Bir yere sadakat sizi davranışlarımızı, konuşmalarımızdan vehim ve vesvese. Doğru mu yaptım, doğru mu söyledim? Acaba mı? Yanlış mı? Falan gibi şeylerden sizi kurtaran bir hakikat, bir otoriteye, bir mucidide sadakatınız nispetinde evham ve vesveseden kurtulursunuz. Zira derste söylediğim başında sünnet-i seniyeye uymadığımız her şey bize vehim ve vesvese olarak dönüyor. Sadakatsızlıkta da böyledir. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.